1980'lerde bir yılda çekilen fotoğraf sayısı artık saatler içerisinde çekilmekte. Hatta dakikalarda çekiliyor. Hal böyleyken milyarlarca gereksiz fotoğrafın yanında birkaç nadide ve anlamlı fotoğrafta bulunmakta. Hadi gelin sizlerle bu fotoğraflardan 10 tanesine bakalım. Bir, 23 saatlik tarihi kalp ameliyatı. Takvimler 1985'i gösterdiğinde Polonya, Sovyetler Birliği'nden daha yeni ayrılmış ve arkasında neredeyse çökmüş bir sağlık sistemi bırakmıştı. Bu sıralarda Polonya'nın güneyinde ve yukarı Silezya bölgesinde yer alan Zabrze'de bir cerrah olan Zbigniew Rylid adındaki bir doktor, birçok meslektaşının yaşından dolayı ameliyatına yanaşmadığı Tadeusz Zitkwaizy'e kalp nakli yapmaya karar verir. Ameliyat tam tamına 23 saat sürmüştür. Ameliyat sona erdiğinde National Geographic'te James Stanfield o anı ölümsüzleştirir. Bu fotoğraf öyle ki dünyada bir ameliyat masasındaki hasta, doktor ve asistan portresini resmen hafızalara kazımıştır. Fotoğrafta Relida, hastanın yaşam belirtilerini izlediği bir monitöre bakarken yüzündeki gerginliği görüyoruz. Asistanının yorgunluktan bir köşede uyuyakaldığı görülen fotoğrafta, ameliyathanenin soğuk ortamını tamamen hissettiriyor. Fotoğrafı ilginç kılan bir diğer şey ise Relida'nın bu ameliyatı ilk defa yapması ve bu konuda herhangi bir eğitim almamış olmasıdır. Bu fotoğraf hikayesi bir filme dönüştürülüp birçok festivalde ödül almıştır. 2014 Polonya yapımı olan Bogiwie, yani Tanrılar filminde katı rejim rüzgarı altında hırslı bir kalp cerrahı Dr. Relida'nın tüm engelleri aşarak Polonya'nın ilk kalp naklini yapmak için tükenmeyen çabasını izleyicilere aktarıyor. Polonya'nın ve aynı zamanda Relida'nın ilk başarılı kalp nakli böylece gerçekleşmiş oldu. Hasta Zitkwaizy kalp naklinden 30 yıl sonra, yani 2017 hayatını kaybetti. Öyle ki hasta Zitkwaizy'in ölümü Dr. Relida'dan 9 yıl sonra olması da ayrı bir ironi. Relida ağır bir sigara içicisiydi ve 2007'de teşhis edilen akciğer kanserinden dolayı öldü. Bu fotoğrafta ise kalp nakli yapılan hasta, ameliyathanedeki fotoğraftan 25 yıl sonra National Geographic'e verdiği poz. Çevrenizde elbette iki yüzlü insanlar görmüşsünüzdür. Ama gerçekten de iki tane yüzü olan bir adamla tanıştıracağım sizleri. 2. Edward Mordack. Kimilerinin soylu, kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak lanse ettiği Edward Mordack'ın 19. yüzyılda İngiltere'de yaşadığı söyleniyor. Çocukken insanların korktuğunu ve arkadaşlarının bu yüzden onun yanına yaklaşmadıklarının farkında olmayan Edward, büyüdükçe yavaş yavaş bunun farkına vardı. Ensesindeki yüzüğü daha ürkütücü kılan şey ise Edward gülerken ağlaması ve ağlarken de gülmesiydi. Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward'a korkutucu şeyler anlatıyordu. Tedavi olmak için doktorların kapısında yatan Edward'ı ise lanetli olduğunu düşündükleri için hiçbir doktor muayene etmeye yanaşmadı. Bu da Edward'ın toplumdan iyice dışlanmasına sebep oldu. Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bu hikayeyi bıraktı. Tom Waits'in Poor Edward şarkısını Edward Mordack için yazdığı biliniyor. 'Nun dışında Amerikan Horror Story filminde de kendisine yer verilmiştir. Hikayenin gerçekliği konusunda çeşitli söylentiler olsa da yabancı kaynaklarda bu konuyla ilgili çokça bilgiye yer veriliyor. 3. 1957 Douglas Martin, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece beyaz öğrencilerin devam ettiği Harry Harding Lisesi'ne kabul edilen ilk siyahi öğrencilerden Trotty Cowles'un okuldaki ilk günü. Tacizlere sadece 4 gün dayanabilmişti. 4. 1963 Malcolm Brown, Amerika Birleşik Devletleri. Budist rahip Thich Quang Duc, Güney Vietnam hükümetinin din adamlarına eziyet etmesini kendini yakarak protesto ediyor. Rahip yanarak ölürken hiç ses çıkarmadı ve kıpırdamadı. 5. 1967 Rand Meester, Hollanda. Güney Vietnam'da M48 tipi bir tankın komutanı objektiflere takıldı. Çektiği bu fotoğrafla Pulitzer ödülü kazanan ve bu ödülü kazanan ilk Hollandalı olan Rand Meester, fotoğrafı olağanüstü sıcak bir tankın üzerinde uzanarak çekti. 6. 1983 Mustafa Bozdemir, Türkiye. 30 Ekim 1983'te Koyunören'de meydana gelen depremde Türk annenin 5 çocuğunun ölüsünü gördüğü andaki tepkisi. 7. 1984 Steve McCurry, Pakistan.
Gerçek adı Gula olan Afgan kızının bu fotoğrafı dünyada en çok bilinen ve sembol olmuş fotoğrafların başında gelir. Fotoğraf Pakistan'daki bir mülteci kampında çekildi. Gula, fotoğrafı çekildiğinde yaklaşık 13 yaşındaydı. Sekiz, 1985, Francfort-Nair, Fransa. Kolombiya'da 12 yaşındaki Omer Sanchez, Nevado del Ruiz yanardağının faaliyete geçmesiyle oluşan enkazın altında kaldı. Genç kız, onu ayık tutmaya çalışan fotoğrafçının tüm çabalarına rağmen 60 saat sonra bilincini kaybederek öldü. 9. 1982, Robin Mayer, Amerika Birleşik Devletleri. Beyrut'taki kamplarda katledilen Filistinli mültecilerin cesetleri. Fotoğrafı çeken Mayer, dayanılmaz koku arasında fotoğrafları çekmeye çalışırken İsrailli askerlerin şakalaştığını duyuyordu. Katiller hiçbir zaman yargı karşısına çıkmadı. 10. 1969, Hans-Jörg Anders, Almanya. Anders, Kuzey İrlanda'daki bu Katolik genci, İngiliz güçleriyle çatışmanın sürdüğü sıcak anlarda görüntüledi. Fotoğrafçı, göz yaşartıcı bombanın etkisine girmeden deklanşöre sadece iki defa basabildi. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere anlatmamızı istediğiniz konuları Instagram sayfamız üzerinden gönderebilirsiniz.